Ay canlarım. Hayırlı cuma akşamları size. Cuma akşamları olsun, mübarek olsun cuma akşamınız. Şu an perşembe akşamındayız gene. Ben çok korktum. İşte görüyorsunuz. Hatta videonun başlığını da biraz değiştirmek zorunda kaldım. Ne var bu kadar telaş yapılacak diye. Ayak kırık. Başıma gelen o. Çocuk hiçbir şey bilmiyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Neyi arayacağımı bu şekilde başıma patlama, bu boru patlaması ilk defa geliyor. Çeşmenin patlaması yani. Batarya patlaması. Batarya patlamış. Anam, o tanzikleri, suları gördünüz. Hep üstten aşağı, ben sırılsıklam. Ayağım sırılsıklam. O halde telaşlı bir şekilde. Kalp ağrıdı bende. Çok bir saat kadar boğuştuk. Suyla boğuştuk. Bana desen kapanmıyor. Allah, ne yapacağımı şaşırdım. Allah razı olsun. En son şey, hemen damadıma haber vereyim dedim. Aklıma birden o geldi. Kızımla damadım geldi. Allah razı olsun. Geldi de hemen vanayı kapattı. Bizde güç yokmuş vanayı kapatmaya. Vanayı da kapattık derken kapatamıyoruz. Bu su nereden geliyor diyeyim. Allah'ım, biz diyeyim vanayı kapattık. Bu su nereden geliyor? Gene geliyor. En sonunda işte şey geldi. Usta geldi. Usta yaptı. İşte gördüğünüz 1250 lira para sıkışmış. Ondan sonra söyleyeceğim, şeylerini aldım. Resimlerini video olarak da aldım. Söyleyeceğim ev sahibine böyle böyle diye gittiğim zaman. Ben giderim herhalde. Söylerim, izahını yapacağım. Öyle ya. En ucuzu dedik 1200 tuttu yine. Bataryalar öyleymiş. Batarya yani çeşmeler öyleymiş. Ya ben bir de iyi yönünden bakayım bak bu işe. Şimdi ben bu evde olmamış olsaydım, o eve su doldururdu eve bak. O havlular, o bornozlar, Batu getirdi getirdi hep koydu. O oradan pencere tarafına birikti su. Oradan var ya, bir sürü su çıktı. Eve her yayılırdı. Yani biz dışarıda olsak, Batı da dışarıda olsa, ben de dışarıda olsam duyamazdık. Ya da ben abur gece patlasa gene duyamazdık. Boy olmuş. Sanki böyle bir karış oldu su orada. Arkadaş, Allah vermesin, ne yapacağımı bilemeyim. Ayağın sakat olunca, ayağın arızalı olunca hareket edemiyorsun. Hareket kısıtlılığı var. Düşerim diye de korkuyor. Allah vermesin. O yüzden telaşlandım. Sonra o yapıldıktan sonra bir ferahladım. Kalbim durmuyor. Kalbim sürekli ağrıyor. En sonunda tuttum da sinir ilacımı içtim de. Kalp rahatsız. Yani ritim çok hızlı atıyor. Durmuyor. Panik geçirdim ben. Panik atak geçirdim orada. O anları her şekilde yayınlayamadım tabii ki ben size. Ara ara geçtim karşısına şeyin, videonun, kameranın. Anam, en sonunda uyumuşum. Avlarda biri bağırıyor. Ya dedim, dışarı baktım. Gece dedim ya, gece saat bu kaç dedim yani. Kendi kendime dedim ki ya 5 ya 6. Niye bağırıyorlar dedim. Allah'ım dedim, bir cenazem var bir yerde dedim. Oysa saat 8:30 olmuş. Bu akşam. Öyle uyuyakalmışım, kalbim biraz rahatladı. Ondan sonra baktım televizyonu açtım da. MasterChef var. Ha, saat dedim şey olmuş. Saate baktım hemen. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey. Yani çok korkunç, korkuyor insan. Şarıl sarıl, damla damla değil. Hep üstüme başıma eğildim oralara. Hep sırılsıklam oldum. Ayağım ağrımaya başladı. Ayağım ıslakta kalmış. Ben Allah vermesin ya. Çok panik bir şey oluyor insan. Çok şey oluyor yani. Ya çok korktum ya. Kabağı da sormuşlar da kabağı koydum. Kabağı koyar koymaz zaten patladı. Kabağın altı kısıktı. Ondan sonra zaten bir bardak kadar kabağa şeker koydum. Çok hafif
tuz. Bir de yarım bardak da su koymuştum. Öyle kaynattım. Gene 15-20 dakika onu, 20-25 dakika kaynamasını bekledim onu. Sonra kapattırdım. İşte. Bundan sonrasına da Emine'nin, annemlerin gidişini koyacağım. Buradan sonrasını. Dünkü çektiğim. Nasıl öyle kolluyorum onu? Nasıl arabaya binene kadar? Böyle ayağım sakat. Allah korusun işte. Ya çok kötü. Allah iyilik ver ya Rabbim. Her şey pozitif düşünmek lazım. Zaten bana gülmek. Dün sevindim, bugün üzüldüm. Bak işte bak. Böyle oluyor. Benim hayatım böyle geçti. Sizleri öpüyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Şu anda geldi. Boru patlamıştı ya. Şu anda usta geldi. Batarya değişecek. Felaket su aktı. Felaket. Ucuz hangisiyse onu tak. Ucuzu bu. Tamam. Kaç lira? Tamam, ucuzu bu. Sorarız bu. Fiyatı kaç lira onun? Sorarız şimdi. Tamam. Evet, şunu taktı. Beyazı çıkardı. 1200 lira. Ana. 1000 lira olmaz mı? Yok. 1250 liraymış, göreyim mi ne olursa. Canlarım, Emine her tarafı süpürdü, sildi benim odamı. Allah razı olsun. Şeyi, koridoru, holü, yani her tarafı derken iki oda silinmedi tabii. Çünkü onları daha toplanacakları var. Buraları süpürdü, sildi. Bulaşıklarımı temizledi, gidiyorlar. Yavrum, anacığım. Hadi güle güle otur, Allah'a emanet ol. Emineciğim 2 günde bir beni arayacak. Emine söz verdin. Tamam, bir arayacağım ben seni. Benim yanıma gelecek, ben açlık vereceğim onun eline. Tamam. Öyle bir kat süpürüp, bulaşımı bir kat toparlayıp, bir kat ortalığı silip süpüreceğim, başka hiçbir şey yok. Yani süpüreceğim, sileceğim yerler de belirli. Oturma odası, benim yatak odam, koridor, yani hol, bir de mutfak. Mutfak. Diğer banyo, tuvalette sonra yaparız mesela, ara ara. Ara ara. Ha, bayağı yoluna göre idare et beni işte. İdare edeceğim. Allah razı olsun. Hadi. Oy, oy, oy. Tamam. Hadi bebeğim. Allah seni korusun. Anacığım, öpüyorum seni. Allah seni korusun. Allah seni de korusun. Allah seni de korusun. Amin. Haydi sen hoşça kal. Hadi hoşça kal. Güle güle. Emine dikkat et aman. He, merdivenden indirirken dikkat et Emine. Taksi gelecek aşağıya. Evet canlarım, yarın görüşürüz. Buradan da takip edeyim bir. Bugün günlerden gene çarşamba. İnlemişler. Şu taksi mi acaba? Yok. Onlarda böyle taksi yok. Bak, 13 bin lira kiralık daire şurası. Karşıda, sola kolu, mobilyanın üstünde. Biz acaba hava arabamı yanlış yerde mi bekliyor bu? Yok, gelen şu araba herhalde. Şu, o dönecek şimdi. Hanım, aklım onlarda kalıyor işte. Annem şey olduğu için. Öpüyorum, öpüyorum. Onlar da bana eli sallıyor. Geldi geldi anne ha. Ha, geliyor. Emine dikkatli arabaya koy annemi. Öne koy, öne.
Yapsın kadınca zor bir şey. Araba var. Birlikte ama ne yapalım? Hadi. Hadi güle güle. Hadi size güle güle. Hayırlı yolculuklar. Hadi. Çok sevindi o da. Ben de çok mutlu oldum. O da çok sevindi. Allah razı olsun bacımdan. Bacım da yaptı etti. Allah razı olsun. Oturduk, bayağı sohbet ettik. Neyse canım, yarın bu vlogu ya başına koyarım ya sonuna, bilmiyorum. Yarın devam ederiz yeni vlogtan. Perşembe günü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Öğlen ezanı okunuyor. Herkese selam olsun. Yurt içi yurt dışı herkese selamlar gönderiyorum. Sevgiler gönderiyorum. Bugün günlerden çarşamba. Dışarılar güneş. Bu ezanımız yurt dışında minarelerden ezan dinleyemeyen canlarıma gelsin. Giresun'dan hepsine selam olsun. Bu hoca çok güzel okuyor. Allah'ım. İnsan içini titretiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.